Diriliş Ertuğrul'un büyük başarısından sonra 2019 yılında Kuruluş Osman'ın yapımına başlayan Mehmet Bozdağ, paralel olarak Harezmşah projesi üzerinde de çalışmalara başlamıştı. 2 yılın ardından dizinin yapımı sona erdi ve Özbekistan'da yayın hayatına artık başladı. Ve geçtiğimiz günlerde Mehmet Bozdağ, kendilerine her aşamada yardımcı olan Özbek meslektaşları ve Özbekistan Kültür Bakanı Ozodbek Nazarbekov'la birlikte yeni projeler hazırladıklarını duyurdu. Bozdağ, iki proje üzerinde çalışmaların artık başladığını açıkladı. Bunlardan biri, 10-11. Yüzyıllarda yaşamış filozof, tıp alimi ve tıbbın babası olarak bilinen İbn Sina'nın hayat hikayesini anlatacak. İkinci proje ise, Emir Timur'un torunu Timur İmparatorluğu'nun 4. Sultanı, şair, matematikçi ve astronom Mirza Ulubey'e adanmış. Mehmet Bozdağ, en büyük hayalinin Emir Timur ve Babürşah konularını işlemek olduğunu söyledi. 14. yüzyıl Asya tarihinin en önemli hükümdarlarından Emir Timur, Orta Asya'da Timur İmparatorluğu'nu kurmuş, doğuda Moğolistan ve Hindistan'a, batıda ise Osmanlı'ya seferler yapmıştı. Emir Timur ve Cengiz Han soyundan gelen Babürşah ise 1519'dan itibaren Hindistan'a seferler düzenlemiş ve en sonunda bütün Kuzey Hindistan'ı kontrol altına alıp 1526'da Delhi Sultanlığı'na son vererek günümüzdeki Afganistan, Pakistan, Bangladeş ve Hindistan'ı kapsayan topraklar üzerine Babür İmparatorluğu'nu kurmuştu. Bahsi geçen bu projeler görünüşe göre yine Özbekistan Kültür Bakanlığı'nın desteğiyle hayata geçirilecek ve tıpkı Celaleddin Mendirman gibi uluslararası formatta çekilecek. Başrolünü Emre Kıvılcım'ın üstlendiği ilk Özbek-Türk ortak yapımı Mendirman Celaleddin, Ben Celaleddin'im dizisi ise 14 Şubat'ta Özbekistan'ın Milli TV ekranlarında yayın hayatına başladı ve artık 6. bölüme ulaştı. Dizi toplamda 13 bölümden oluşuyor. Türkiye'de ne zaman yayınlanacağı henüz daha açıklanmış değil. TRT1 ekranlarında bu sezon yayına başlar mı, yoksa yeni sezona mı ertelenir, yakında öğreneceğiz. Özbekistan Kültür Bakanı Nazarbekov da dizinin Özbek kültürü ve televizyonu için çok önemli olduğunu ve bu alanda ülkede yeni bir sayfa açtığını söyledi. Amaçlarının Harezmşahlar Devleti'nin son sultanı Celaleddin Harezmşah'ı dünyaya tanıtmak olduğunu vurguladı. Hatırlatalım ki dizinin hazırlık ve çekim süreci 2 yıl sürdü. Yönetmen Metin Günay yönetiminde projenin hayata geçirilmesi için 500 kişilik bir ekip çalıştı. 300 kişilik bir dekor ekibi, Riva'daki Bozdağ Film Platosu'nda 20 bin metrekare alana çarşısı, hanları, evleri ve sokaklarıyla 13. yüzyıl Özbekistan'ı inşa etti. 10 bin metrekare alan üzerine de Sultan Alaaddin Sarayı ve 5 bin metrekarelik alana 50 çadırlık Cengiz Han Obası kuruldu. Dizinin savaş sahneleri Aksaray, Ihlara ve Kapadokya vadilerinde çekildi. Özel efektlerin hazırlanmasında Türkiye, İngiltere, Hindistan ve Malezya'dan 200 uzman görev aldı. Bundan başka Mehmet Bozdağ, Sultan Mehmet Fatih'e adanmış bir proje üzerinde çalıştığını daha öncesinde duyurmuştu. Büyük bir proje olacağını ve hazırlık sürecinin birkaç yıl devam edeceğini belirtmişti. Bilindiği üzere son 10 yılda Mehmet Fatih 4 defa film ve dizilere uyarlandı. 2012'de Fatih Aksoy'un Fetih 1453 sinema filmi Türkiye gişesinin ana hitlerinden biri oldu. Ancak 2013 ve 2018 yıllarında Kanal D'nin dizi çalışmaları başarısızlıkla sonuçlandı. En sonsa Netflix'in Ottoman Rice doküdraması hem kalite hem de izlenme açısından oldukça başarılı bir yapım oldu. Bakalım Mehmet Bozdağ önceki Fatih projelerinden farklı nasıl bir iş ortaya çıkaracak. Ayrıca Barbaros Kardeşler hakkında film serisi hazırladığını da hatırlatalım. Daha önce TRT1 için hazırlanan Barbaros dizisinin yapımcılığını üstlenebileceği söyleniyordu. Ancak TRT1 diziyi Es Film'e teslim etti. Mehmet Bozdağ ise bağımsız olarak Barbaros'u film serisine uyarlamaya karar verdi. Sonuç olarak Barbaros Kardeşler'in hem dizisi hem de film serisini önümüzdeki yıllarda izleme fırsatını yakalayacağız. Gelişmelerin takibinde olacağız. Kaçırmamak için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.